Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde yine sizlerle beraber kripto para piyasalarında günün öne çıkan haberlerinin analizlerini yapacağız. Yine bugün Bitcoin dahil olmak üzere kripto paralarda ne gibi değişiklikler var? Teknik anlamda bunları inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek adına bu videoyu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimiz Terra Luna'dan geliyor arkadaşlar. Kafaya koymuşlar belli ki Satoshi hedeflerine ulaşacaklar gibi görünüyor arkadaşlar. Daha önce böyle bir hedef koymuşlardı. Neydi hedef? Satoshi Nakamoto'dan sonra en fazla Bitcoin rezervini biz bulunduracağız diyorlardı. Ve yine Bitcoin rezervlerine 230 milyon dolarlık daha Bitcoin e eklediklerini buradan aktarmış söylemiş vaziyetteler. Bakalım ilerleyen süreçlerde söyledikleri bu hedefe doğru gelebilecekler mi hepimiz göreceğiz. Yine önemli bir kripto para ile ilgili birkaç veri ve haber göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu Litecoin projesi olacak. Litecoin önemli bir anlaşma yapmış vaziyette. Anlaşmanın detayını söyleyeceğim topluluk tarafından yürütülen bir kuruluş olan Litecoin Vakfı, açık erişimli bir kripto para madenciliği havuzu olan Antpool ile dijital para araştırma laboratuvarı LTC Labs'ı kurmak için ortak bir anlaşma imzaladığını duyurmuş vaziyette arkadaşlar. Yani böyle güzel bir anlaşma yapılmış durumda. Burada LTC tabanlı dijital cüzdanlar ve çeşitli projelerin aktarılacağı yapılacağı söylenmiş vaziyette. Bunun haricinde LTC'yi bugün Burada videoma koymamdaki bir sebep daha var. Bir veri var arkadaşlar. Veri burada. Santiment'in açıklamış olduğu bir veri analizi arkadaşlar. On chain analiz. Burada ciddi balina hacimlerinin yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle 4 Nisan tarihinden itibariyle böyle yüksek yüksek hacimli işlemlerin LTC'nin üzerinde gerçekleştiğini söylüyoruz. Bunlarda fiyat hareketlerinin böyle ciddi pik hareketler yaptırabileceğini bizlere söyler nitelikte arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olalım. Yani uzun vadeli yatırım düşünen arkadaşlarımız için şunu da söylemek istiyorum. LTC bir Proof of Work mekanizması ile çalışan sistem olduğu için ilerleyen süreçlerde Proof of Work sistemine karşı böyle baskılamalar daha fazla artarsa tabii ki oradan bir nemalanma durumu söz konusu olabilir. Mutlaka bunu göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden bunu da sizlere aktarmak istedim. Evet sıradaki haberimiz Solana'dan arkadaşlar haftalardır beklenen bir geliştirme vardı. Solana NFT'leri ile ilgili tabii ki NFT kısmı ile ilgili esasen. Burada OpenSea topluluğu içerisine artık Solana NFT'lerine katılabileceğini görmekteyiz. Bu artık yayınlanmış vaziyette. Yani Solana ağı üzerinde bulunan NFT'leri siz OpenSea platformu üzerinde artık satmaya başlayabileceksiniz. Bu da tabii ki pazarın daha da büyüyeceğini işaret ediyor özellikle Solana pazarının Solana'da bulunan NFT'lerin daha fazla kitleye hitap edeceğini bizlere gösterir nitelikte. Evet Facebook Meta şirketi Metaverse projesi için bir sanal para planı üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili açıklamaları son 1-2 gün içerisinde duymuş vaziyetteyiz arkadaşlar. Burada tabii ki bir kritik detay var. Detayı şunu söyleyelim. Yani çok ümitlenen arkadaşlarımız var. O yüzden bunu aktarmak istedim. İlk duyduğumda benim de hoşuma gitti. Fakat sonra detaylara baktığımız zaman işin aslanı ortaya çıkarmış olduk. Blockchain tabanlı olmayan bir kripto para üzerinde çalışacaklarını aslında söylemiş vaziyetler. Yani bizim o bahsettiğimiz dijital paralar bunların ekseri içerisinde gözükme onu söylemiş olalım. Yani kendi bir geliştirme içerisinde bulunacak muhtemelen. Yani daha çok böyle merkezi kendileri tarafından yönetilebilen bir dijital para üzerinde çalışacaklarını ifade etmiş vaziyetteler. Bunu da bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet Gate.io terminaline geldim ve şu an bir piyasa analizi yapacağım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Bitcoin'in fiyatının 43.476 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve dünden bugüne %4'lük bir kayıp yaşamış vaziyette. Ethereum 3200 dolar seviyelerinde bir destek buldu. Zaten buralarda bir destek olduğunu söylemiştik. Gate token neredeyse yerinden kıpırtamadı. 6.72 dolar seviyelerinde seyrediyor arkadaşlar. Yine dünkü gibi bugün de kırmızı bir piyasada e, sürdürüyoruz piyasamız arkadaşlar. Onun haricinde tabii ki yeşil token'lar var. Ankor protokol mesela %15 yukarıya gitmiş vaziyette. XCN chain burada baktığınızda %18 yukarıya gitmiş vaziyette. Bunlar gibi projelere ulaşabilmek adına Gate.io borsasına üye değilseniz arkadaşlar. Özellikle gem token'larında çok fazla revaçta olduğu bir borsadır bildiğiniz gibi. Üyeliğiniz yoksa aşağıda bulunan linkten üye olarak referans indirimli bir şekilde sizler de bunlardan faydalanabilirsiniz. Peki şimdi teknik analizler kısmına geçiyoruz. Bitcoin'in önemli bir desteği kaybettik arkadaşlar günlükte. 45.000 ila 44.500 aralarında bir destek vardı. Ve dün sert bir şekilde aşağı doğru bir hareketlenme oldu ve kapanış önemli bir seviyede gerçekleşti. Nereden tepki aldık? 42.800 dolarlardan tepki aldık. Şu bölgede zaten bir desteğimiz olduğunu biliyorduk değerli arkadaşlar bu düşün, düşün ana sebepleri vardı tabii ki dün yayınlanan e, fed tutanakları buradaki esas düşüş sebebi esasen oldu temel bazı olarak çünkü farklı bir durum şu an için söz konusu değil tabi Bugün takip etmemiz gereken önemli bir husus daha olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye saatiyle saat 5.30 civarlarında Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen bir üniversitede Amerika Üniversitesi'nde konferans düzenleyecek. Konferansın içeriği kripto paralar olacak. Burada yapacağı söylemler aktaracağı söylemler kripto paralar ile ilgili derin etkiler yaratabilir arkadaşlar. Bu sebepten takip edilmesi gereken bir konuşma olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Saati tekrar söyleyelim. Türkiye saatiyle 5.5 civarlarında arkadaşlar tekrardan ifade etmiş olalım. Grafiğe tekrar dönecek olursak ilk direnç seviyesi şu an 44.000 seviyelerinde daha sonra 44.500 ve 45.000 dolar seviyeleri artık önünde bir engel olarak görünüyor. Bitcoin'in grafiğinde arkadaşlar. Onun haricinde olur da bu 42.800 42.900 desteğini kaybedersek bir sonraki destek bölgemizde 41.600 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Bitcoin grafiği ile ilgili ethereumda 42 bin dolarlarda bir destek olduğunu söylemiştim ve bu destekte de tutunuyor olduğunu görmek gayet pozitif bir durumdur arkadaşlar burada şimdi 3300 dolar seviyemde bir direnç ile karşılaşacak Aresayın düzeltme yapmış olması gayet pozitif yani bu aresaylar, çok önemli arkadaşlar. Şimdi artık yukarıdaki 3600 direncini geçebilmek için hem RSI'dan güç aldık hem de daha böyle bir likidite toplayarak aşağı doğru yapmış olduğu bu hareketlerle yukarıya vurması çok daha kolaylaşabilir Ethereum'un arkadaşlar. Çünkü piyasada öyle aman aman kötü bir durum yok. Özellikle bugünü de atlatırsak bu e, Janet Yellen'ın güzel ifadeleri ortaya çıkarsa umarım öyle olur. Kötü ifadeler değil. Pozitif ifadeler çıkar. Sonrasında e, buradaki bu dirençlerin bir bir teker teker geçilebileceğini ben düşünmekteyim. Pozitif bakmak lazım. Solana'nın grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar yine 114 doların altına bir tık saldı. Ama şu an desteğin üzerindeyiz. Yorumunu yapabiliriz. 114 ile 120 dolar destekti. Bunu söylemiştik. RSI'de aynı şekilde toparlanma oldu. Ve artık sıradaki hedefe doğru ilerleyebiliriz. 149-150 dolar seviyesi şu an için Solana'da hedef seviyeleridir arkadaşlar. Bunlara not almakta fayda var. Aray önemini yine buradaki grafikten gördüğümüz gibi iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. XRP yine aşağıda söylemiş olduğum 0.75'ten bir tepki aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan tekrar hedefleyeceği seviye 0.80 burası önemli bir direnç olacak artık sıfır seviyesini geçmesi durumunda 0.9 dolar seviyeleri hedef olmasını sürdürecektir. XRP ile ilgili kısa yorumumuz bu şekilde olsun. Evet, Nier protokolde ciddi bir aşağı doğru bir kan kaybı yaşadık dün arkadaşlar. Fakat bir önceki destek bölgesini aşağı kırmadığı için mutluyuz. Fakat günlükte FIBA 61.8'i kaybettik. 15.77, 15.80 seviyeleri arkadaşlar. Buranın böyle hızlı bir şekilde geçirmesi işimize yarayabilir. Hedef seviyemiz şu an 18 dolar daha sonra 20 dolar seviyesi olarak güncelliğini korumaktadır NIR protokolde. Engine projesi önemli bir destekten tepki aldı. 1.45-1.46 seviyelerinden yukarıya doğru bir tepki aldığını görüyoruz arkadaşlar. Önemli bir hareketti bu. RSI'de aynı şekilde düzeltmesini burada tamamlamış gibi görünüyor. Şu an için hedefleyeceği seviye arkadaşlar 1.90 seviyeleridir. 1.90 üzerine atabilirsek de 2.2 dolar seviyeleri şu an için engine'de hedef seviyesi olarak görünüyor. Mbox güzel bir yükseliş yapmıştı arkadaşlar. Şu an aşağıda 2.90 desteğinde tutunuyor. 2.90'ın altına kırmazsa problem yok şu an için. 2.90'ın altına kırarsa da 2.40 seviyesi bir sonraki destektir. Bunu hatırlatmış olalım. Şu an ilk hedefleyeceği seviye 3.53. Daha sonra arkadaşlar 4.38 seviyeleri hedef olarak yani supply bölgeleri olarak önemli görünüyor. Özellikle 4.30'u ciddiye almamız lazım. 4.30'u geçersek de 6.40-6.5 seviyelerine kadar güzel bir pik hareket serisi sergileyebilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet çok sorulan projelerden bir tanesi Mina. Mina'da çizdiğimiz desteğin bakın burada belirttiğimiz demand bölgenin çalışmış olduğunu gördük. Yani 3 dolar seviyelerinden tepki alarak yukarıya doğru hareketlenmesini sürdürüyor. Şu an 3.70 seviyeleri hedef arkadaşlar güzel bir sapla ama bunun üzerinde daha önemli bir bölge var. Burası da 4 dolar. Yani bu iki seviyeden aşağıdan maliyetini arkadaşlarımızın kesinlikle kar alması gerekir bana kalırsa. Bu seviyeleri geçersek de yukarıda 4 98 ile 5 dolar seviyesi aralığı önemli olacak. Daha önce buralarda bir range oluşturmuş onu ifade edelim. Yani bu seviyelerde bir git gel hareketi tekrardan görme ihtimalimiz olduğunu da ifade etmiş olalım. Mina protokol için arkadaşlar. Peki kek projesine geldiğimiz zaman düşen trendin kırılımından sonra bir retest hareketinin uygulandığını görüyoruz. Ve şu an 8.40 seviyelerinin destek olarak çalıştığını, demand yani alıcılı bölge olarak çalıştığını görmekteyiz. Burada hedefleyeceği seviye şu an için 10.5 dolar seviyeleri ve tekniğin çok güzel bir şekilde sade, temiz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Kek projesinde arkadaşlar olur da 10.5 dolar geçersek de bir sonraki hedef 13.3 dolar seviyeleridir. Bunu söyleyelim. Özellikle bu majör trendin R testi önemliydi. RSI'nin düzeltilmesi önemliydi. Artık buradan sonra önündeki direnci geçme gayreti içerisinde olacak. Buranın geçilmesinden sonra tekrardan bir RSI düzeltmesiyle beraber hedeflere gidebileceği düşüncesi içerisindeyim. Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.